Bir gün 24 saat kanalına hoş geldiniz. Sizler için Türkiye'nin en çok sevilen köşe yazarlarının yazılarını seslendiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yiğit Bulut, Star Gazetesi. Telekom battı, yalanını uyduranlar bir daha okuyun. Sevgili dostlar, dün konuyu detayları ile ele almış ve sadece muhalefet olsun diye birileri tarafından uydurulan yalanları ve gerçekte ne olduğunu yazmıştım. Bu sabahtan gelen mesajlarda bir detay daha gördüm. Yalanları ve karalama kampanyalarını ortaya atanlar, 4.7 milyar dolar Telekom'dan çalındı gibi komik ve bir o kadar cahilce bir başlık arkasına sığınıyorlar. Sözü geçen meblağ, Telekom ile hiçbir kurumsal bağı olmayan, sadece hisselerin imtiyazını alan ve Türk bankalarından başka ticari faaliyetleri için kredi alan OTAŞ'ın faizi borcu. Yani bu para OTAŞ AŞ'ye verilen kredilerin bir kısmı yabancı banka. Ödenmeyen faizi bakiyesi. Telekom'dan çıkan para yok. Sevgili dostlar, bu vicdansızlara söylenecek çok söz var ama yazmıyorum. Bir insana şeref yoksa, hele hele gerçeği bildiği halde sadece zarar vermek için yalanı dolaştıracak kadar vicdansız ve vatansızsa her şeyi yapabilir. Bakıyorum sosyal medya ortamında koskoca eski bürokratlar, eski yeni bazı siyasetçiler ve onlara inanarak veya yalana ortak olmak isteyerek sürüye katılanlar şunu yazıyorlar. Türk Telekom'un bankalara ödeyemediği 4.7 milyar dolar yüzünden bankalar Telekom'a sahip olmak zorunda kalmış. Bu noktada dün yazdığım gerçekleri bir daha altını çizerek yazıyorum. Söylenenlerin tamamı baştan sona yalan ve uydurma olup gerçek çok farklıdır. Telekom'un özelleştirilmesi sırasında imtiyaz hakkını 2026 yılı vadeli olan şirket OTAŞ AŞ olup OTAŞ özelleştirmeden dolayı bütün borcunu ödemiştir. Aynı OTAŞ başka faaliyetlerinde kullanılmak üzere başta 3 büyük Türk bankası ile birçok yerli yabancı banka ile arasında kredi ilişkisi kurmuş olup buradan kaynaklanan borcunu ödeyemediği için bu borca karşılık olarak %55 hissesini bankalara devretmiştir. Söz konusu borçlu şirket OTAŞ olup borç alacak ilişkisi OTAŞ AŞ ile bankalar arasında Telekom harici bir konudur. Adı geçen borcun Telekom anonim şirketiyle hiçbir ilişkisi yoktur ve Telekom'un faaliyetlerini etkilemesi söz konusu değildir. Devredilen %55 hisse 2026 yılına kadar bankalar tarafından sahiplenecek ve imtiyazın bitmesiyle Türk Telekom 2026 yılı sonu itibariyle %55 hissesi yeniden devlete dönecektir. Halen %55 üssü hisse hazineye ve varlık fonuna ait olup bir kısmı hisse de halka açık olarak işlem görmektedir. Sevgili dostlar, 2026 yılında halka açık kısmı hariç tamamı yeniden devlete dönecek milli bir değerimizi böyle yalan ve bilgi kirliliği ile karalamaya çalışanlara sesleniyorum. Devletin, milletin değerlerine zarar veriyorsunuz. Halka açık bir şirketle ilgili yalan haber yayarak ve yaparak sermaye piyasasında amatör yatırımcılara zarar veriyorsunuz. Hakkınızda gerekli hukuki girişimler yapılacak. İçiniz rahat olsun. Yiğit Bulut, Star Gazetesi. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.